çok dinli bir dindardı. Bunu nereden anlıyoruz? Ahmet Yesevi, Süleyman Bakırgani, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli gibi mütefekkirler, eserlerine dönüp bakarsanız orada o heterodoks dindarlığı görürsünüz. Biraz şamandırlar bizim Müslümanlar. Biraz mecusi, biraz zerdüştürler. Çokça, %50 civarında Müslümandırlar. Onları karma etmiş bir dindarlıktır getirdikleri. Şimdi bu Alevi dediğimiz nüfus var ya, işte onlar bir türlü dağdan şehre inip bugünkü Sünni Ortodoksiyi öğrenmemiş olan bizim insanlarımızdır. Biz böyleyiz. Pir Sultan Abdal'ı okursanız göreceksiniz. Ahmet Yesevi'yi okursanız da göreceksiniz. Onların tedris ettiği dindarlık. Ha bu niye böyleydi? Çünkü o toplum İslam'ı daha yeni Arap tüccarlardan öğrenmişti ve henüz İslam'ı ana kaynağından refere edip öğrenme imkanına ulaşmadan fetihlere başlamıştı. Böylece Kur'an'dan ve Allah Resulü'nün temiz siretinden çok fazla haberli olmaksızın bir Müslümanlık tercihiydi bu. Umarım ki Cenab-ı Allah onları bağışlar. Çünkü henüz öğrenme imkanları yoktu. İlk 300 yılı bu Anadolu coğrafyasına yerleşen insanların Melikşah'ın bu tarihe kadar toplum böyle Alevi meşrep, Bektaşi meşrep, Kaleviler meşrep bir dindarlığı yaşıyordu. Ne zaman ki Melikşah döneminde işte Nizamiye medreseleri muhtelif büyük kentlere, şehirlere kuruldu, o zaman Sünni Ortodoksi yayılmaya başladı. Gazali'nin Eş'ari mentalitesi, burada böyle konuşabiliriz değil mi artık? Öğrencilere konuşmuyorum. Evet. Eş'ari mentalitesi Nizamiye medreselerinden oradaki ulemaya geçti. Fakat çok büyük bir yanlışlık yapıldı. Nizamiye medreselerinde ders tamamıyla Arapça görüldü. Din tamamıyla Arapça öğrenildi. Ve dolayısıyla halka sadece yüzünden öğrenip Kur'an'ı tilavet etmek düştü. Nizamiye medreselerindeki ders Arapça görülüp, Nizamiye medreselerinin müderrisleri din tahsilini, fıkhı, kelamı, tefsiri hep Arapça gördükleri için mesela Ebu Suud Efendi bir tefsir yazdı, Arapça yazdı. Anadolu coğrafyasında Türkçe, Kürtçe, Gürcüce, Lazca konuşan insanların yaşadığı bir ülkede tefsirini Arapça yazdı. Belki sultandan korktuğu için bazı hakikatler sultan tarafından görülmesin diye bir kamuflaj idi ama bu çok büyük bir yanlıştı ve bu toplumun konuştuğu dille bu topluma dinini ana kaynağından öğretmeyi hep erteledi, hep erteledi. Hep o drajelerle iktifa ettirdi halkı. Tabletlerle. Nedir o tabletler? İslam'ın şartı 5'tir. Aç ağzını, yut, tamam. İmanın şartı 6'dır. Aç ağzını, yut, tamam. 32 farz var. Aç ağzını, yut, tamam. Çok zorlarsa 54 farza çıkarır. İçinde cihat olmayan bir farzdır bu. İçinde tefekkür olmayan bir farzdır bu. Kur'an-ı Kerim'in, hatta bırakınız onu, Hazreti Peygamber'in cihadı soruyorlar. Ondan büyük ibadet bilmiyorum dediği cihat bu farzların içinde yoktur. Çünkü cihat tehlikelidir. Çünkü cihada kalkan Müslüman gerektiği zaman kendi sultanına da itiraz edebilir. Bu itiraz olmasın diye cihattan arındırılmış tabletler halinde yutturuldu. Halk onunla idare etti. Peki halk ne yapacaktı? Şairlerin peşine düştü. Şairler ne kadar din bilirler? Şairler ne kadar din öğretebilirlerdi? İşte o kadar bildiler. Halk başka ne yaptı? Bir de bir takım cahil şeyhler, özellikle kırsal bölgelerde uydurma bir takım gösterilerle keramet adı altında halkı büyüleyerek, efsunlayarak kendine cezbetti. Halk bir de tekkelere doldu. Cahil şeyhlerin kümelendiği tekkelere doldu. O halk dinini ya şairlerden ya tekkelerdeki cahil şeyhlerden öğrendi. Tekkelerden ve cahil şeyhlerden öğrenilen dindarlığın akıbeti elbette bu olacaktı. Şimdi bu o kadar acı bir hadisedir ki... Buyurun.
hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ta benim neslime kadar devam etti sevgili dostlar, sevgili Müslümanlar. Mesela benim neslim, benim neslim kim? 68 kuşağı, 47'liler. Bütün dünyada 68 kuşağı çok aktif bir kuşak olarak bilindi. Özellikle Marksistler başı çektiler ama biz de yaş itibariyle onların döneminin insanı olduğumuz için biz de 68 kuşağı olduk. Mesela Türkiye'de 60 ihtilalinden sonra bir anayasa yapıldı. Akif'e geleceğim yani. Aceleye gerek yok. Bunu sergilemesem asla Akif'e gelemem. 61'de bir anayasa yapıldı. Bu anayasayı uygulayan başbakanın diliyle söyleyecek olursak, Nihat Erim'di yanlış hatırlamıyorsam, bu anayasa Türk toplumu için lükstür demişti. Niye lükstür? Çok fazla hürriyet tanıyor. O güne kadar toplumun düşünce, inanç ve ifade hürriyeti öylesine kısıtlanmış idi ki Anadolu türkülerini devletin radyolarından çalmak yasaktı. Ağlama yar, ağlama. Mavi yazma bağlama. Mavi yazma tez solar. Ciğerimi dağlama diyemezdiniz. Beethoven'dan Pastoral Senfoni'yi, 6. Senfoni'yi çalardı devlet radyoları. Bazı marşlar çalardı. Mozart'ın Türk marşları çalardı. Başka bir şey çalamaz. Yasak. Yasak. Kur'an okumak yasak. Arapça okumak. Eski. Vesaire. Dolayısıyla aziz kardeşlerim biraz daha kısaltayım. Benim kuşağım 61 anayasasının sağladığı kısmi hürriyetten sonra bir şey daha söyleyeyim. 61 Anayasası'na kadar Türkiye'de malum iktidar, yani tek parti diktatoryası hep devam etti. O iktidar mesela cebinde 10 dolar bulunan insanı 6 ay hapsediyordu. Ta Özal'a kadar devam etti. Turgut Özal bunu değiştirdi. 10 dolar yakalandı cebinde. 6 ay hapsediyor. Cebinde Suriye'den getirilmiş içinde 25 tane sigara kağıdı olan kaçak sigara kağıdı yakalanan insan 2,5 yıl hapis yatıyor. Bir tabaka kaçak tütün yakalatan insan 2,5 yıl hapis yatıyor. Böyle bir ülkedeydik. 60 öncesini söylüyorum. Böyleydi ülke. Sosyal kelimesini kullanan aydını hapsediyorlardı. Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Aziz Nesin. Bunlardan birkaç isim. Sosyal kelimesi. Vay sen sosyal dedin. Sosyal demek, sosyalist demektir, gir içeri. 12 sene hapis yatıyor. Kemal Tahir bunlardan biridir. Ondan bir örnek veriyorum. Böyleyken 61 anayasası niye lükstü biliyor musunuz? 61 anayasası bir madde ekledi anayasaya. Türkiye Cumhuriyeti laik sosyal bir hukuk devletidir diyerek sosyalı bizzat kendisi kullanıp sosyalist oldu. Tansu Çiller'i hatırlayanlar, Tansu Çiller dünyanın en son sosyalist ülkesi biziz dediğini hatırlarlar. Demek istediği buydu. Sosyalist filan değil. Ki de yani sosyal kelimesini anayasaya sokarak kısmi bir hürriyet tanıdı. İşte o hürriyetten solcular istifade ederek Türkiye'de yavaş yavaş hem de sokaklardaki iktidarı hem de kültürel iktidarı ele alan bir sosyalist grup yetişti. Bir sosyalist gençlik yetişti birdenbire. Sanki böyle tohumlar Rusya'dan tayyareyle atılmış gibi sosyalist gençlikler yetişti. Onların kuşağıyım ben işte. O sosyalist gençler benim arkadaşlarımdı. Deniz Gezmiş sınıf arkadaşımdı. Mahir Çayan, Sinan Cemgil site talebe yolunda beni dövdüler, oradan attılar. Böyle arkadaşlıklarımız vardı. Dayaklarını yemişim yani. Filan. Sonra devlet onların hepsini öldürdü biliyorsunuz. Kimisini astı, kimisini bombaladı filan. Yani devlet aslında ülkede ne kadar sosyalist var. Gelin onun tadad edelim, onun sayısını bilelim diye anayasayı yaptı. Onlar birdenbire ortaya çıktılar, sonra öldürdüler. Devlet hep bunu yapar. Müslümanlar, İslamcılar da bir zaman böyle yaptı. O totaliter devlet. Demem şu benim. Şimdi o sosyalistler bu anayasanın sağladığı hürriyetten sonra sokağa çıktılar. Sosyalizmle ilgili bir takım sloganlar, duvarlara yazılar,
söylemlerin sahibi oldular. Da onların hangisi acaba sizce Nietzsche okudu, Babeuf okudu, Marx okudu, Lenin okudu, Troçki? Hiçbiri. Niye sosyalist oldular biliyor musunuz? Nazım Hikmet ve Ahmet Arif'in şiirlerini okudukları için. Görüşmecim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin diyordu. Veya hasretinden prangalar eskittim diyordu Ahmet Arif. Bu şiirleri okuyarak sosyalist oldular. Hemen onlara tepki olarak Türkiye'de İslamcılık, yani İslamcılık gençlik hareketi sosyalistlere tepki olarak doğmuştur. Hemen onlara tepki olarak biz, benim kuşak işte. Ne münasebet. Biz hemen Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakuş'un şiirleriyle bir İslami bilinç sahibi olduk ve biz de sokağa döküldük. Onlar solda, biz sağda, ha babam, de babam bir kavganın içine girdik. Yani daha benim kuşağıma kadar bu toplumda yaşayan sağ ve sol bütün insanların üzerinde şairlerin rolü ilim adamlarının, mütefekkirlerin rolünden çok daha fazla olmuştur. Bu da size bu iddiamın ispatı olsun diyerek Mehmet Akif'e gelin. Bu benim kişisel iddiam. Kişisel delillerim bunlar benim. Gerekirse tartışınız. Bir başka husus, yalnızca Müslüman toplumlar için söz konusu değil. Federico Garcia Lorca'nın, Hassan bin Sabit'in kendi toplumu üzerindeki etkinliğini de hatırlarsak, peygamber şairi Hassan bin Sabit, peygamberin muharebelerinden önce, Arap geleneğiydi o. Araplar muharebeden önce çok iyi söz söyleyen, iyi kaside okuyan şairlerini düşmanın karşısına çıkarır, onlara kaside okutturur, onların moralini düşürtür, bir moral bozukluğuna uğratır, sonra muharebeye girerlermiş. Resulullah da Müslüman olduktan sonra bu alanda Hassan bin Sabit'i görevlendirdi. Ve Hassan bin Sabit bu anlamda bir işler gördü. Allah tahsilatını affetsin, Allah'a affetsin. Dolayısıyla öteki toplumlar için de bu söz konusudur. Mesela Pakistan toplumu için Muhammed İkbal'in Muhammed Ali Cinnah'tan çok daha önemli bir rolü ve yeri vardır. Pakistan'ın bağımsızlık savaşında İngilizlere karşı, Ebu'l-Kelam Azad'ın İngilizlere karşı müdafaasının yanında Muhammed İkbal'in aktivitesinin çok büyük bir rolü vardır. Dolayısıyla Pakistan'ın bağımsızlığının temelinde Muhammed İkbal'i görebiliriz rahatlıkla. Müslüman toplumlar genellikle tarihlerinde duygu toplumu oldukları için şairlerin peşinden çok fazlasıyla gitmişlerdir. Çoğu kere yanılmış, çoğu kere de isabet etmişlerdir. İşte İkbal'de isabet etmişlerdir. Türkiye toplumu da, Anadolu coğrafyasını dolduran Müslüman toplum da Mehmet Akif'te isabet etmiştir. Mehmet Akif, Türkiye Bağımsızlık Savaşı'nın asıl örtülü ve arka plandaki kahramanıdır. Bu bakımdan Mehmet Akif'i önemsiyor ve bu bakımdan Mehmet Akif hakkında biraz fazla konuşmak istiyorum. Peki kim bu kişi? Nasıl bir insan? Hocama bir yer versek.